Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda peygamberlere iman bize neler kazandırır? Bunu ele almaya çalışacağız. Allah-u Teala insanları şu aleme gönderdikten sonra onları kendi hallerine bırakmamış, içlerinden rehber, önder şahsiyetler seçmiş. Bunlara peygamber deniyor. Kur'an-ı Kerim'de Rasul, Nebi şeklinde ifade edilir. Peygamber kelimesi Farsça bir kelime, elçi anlamında. Ve peygamberler iki yönlü elçidir. Allah'tan bize elçi, bizim de Allah'ın huzurunda birer temsilcimiz ve elçimiz durumunda. İşte peygamberlere iman insanları rehbersizlikten, başıboşluktan, kendi halinde bulunmaktan kurtarmış olur. Ve bu şekilde insanlar şu dünya hayatında ne yapacaklar? Haram nedir, helal nedir? Bu gibi ölçüleri öğrenmiş olurlar. Hazreti Adem Aleyhisselam ilk insan, aynı zamanda ilk peygamber ve peygamberler bir silsile şeklinde geliyor. Ve külle kavmin hâd, her kavim için bir rehber var. Ve külli ümmetin rasul, her ümmet için bir elçi var. Allahu Teala bütün topluluklara bu şekilde önder insanlar göndermiş ve onları dalaletten hidayete sevk edecek şekilde esasları bildirmiş. Ve şayet peygamber gönderilmemişse, bu gibi dönemlere fetret dönemi deniyor. Bu gibi dönemdeki insanlar ehli necat kabul edilmiş. Ayet-i kerime bunu şöyle anlatıyor. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz peygamber göndermedikçe azap etmeyiz. İşte peygamberlerin gönderilmesi gerçekten insanlık için çok büyük bir lütuf. Nasıl ki arılar kendi hayatlarını tanzim için içlerinden bir bey vasıtasıyla bunu yapıyorlar. Arı beyi o kovan içinde nizamı, intizamı sağlıyor. Karıncaların kendi işlerinden bir reisi oluyor. O reis aracılığıyla derli toplu yaşamış oluyorlar. İnsan hayatının da toplum hayatının düzgün bir şekilde devam edebilmesi için bu şekilde önder insanlara, peygamberlere ihtiyaç var. Ve bundan dolayı Allahu Teala bütün zamanlarda peygamberler göndermiş. Ve peygamberleri aracılığıyla insanlara mesajlarını iletmiş. Allahu Teala mesela ağaçların dallarıyla bize ikramda bulunuyor. Ağaçların dallarıyla meyve gönderiyor. Peygamberlerinin dilleriyle de bize mesajlarını iletiyor. Doğrudan doğruya her insan Allah'ın hitabına mazhar olsa, doğrudan helali, haramı, doğruyu eğriyi öğrense hatıra bu gelebilir. Ama Allahu Teala bu tarz tercih etmemiş. Dünya madem bir imtihan dünyası, dünyanın mahiyeti böyle. Herkese doğrudan bir Allah'tan mesaj gelmesi imtihan sırrına aykırıdır. Ve o zaman herkes inanmak durumunda kalır. Perdeli bir derece oluyor. Nasıl ki bir öğretmen sınıftan başkan seçer, o başkan aracılığıyla işlerini yapar. Temsilde hata olmasın. Allahu Teala da peygamberleri seçmiş. Bunlar diğer insanlar içinden temayüz etmiş olan kimseler. Vallahu alem haysu yec'alu risalete. Allah kime risalet görevini vereceğini en iyi bilendir. Ve melikin atiyelerini, matiyeleri taşır. Kim risalet görevine layık görülmüşse o görev ona veriliyor. Ve o şekilde onlar o insanlara rehberlik yapıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber, bütün insanlığa gönderilmiş olan, daveti evrensel, cihan şumul olan bir peygamber. Peygamberimiz kendine has özellikleri anlatırken, daha önceki peygamberlere verilmeyen 5 özellik bana verildi diyor. Bunlardan bir tanesi de şu, benden önceki diyor peygamberler belli kavimlere gönderilmişti ama ben bütün insanlara gönderildim. Kâfeten linnâs, bütün insanlara Resul olarak gönderildim. İşte Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizle alakalı Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel bir örnek vardır. En güzel bir model vardır. Kur'an-ı Kerim'de bir insan nasıl olmalı? Ölçüler ortaya konulmuş. Bu işin teoriyim. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ise bu işin pratiği. En güzel tarzda nasıl yapılır? Bunlar Peygamberimizin hayatında ortaya konulmuş. Böyle olunca acaba
şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım, şu mu haktır, bu mu batıldır, buralarda biz tereddüt içinde kalabiliriz. Peygamberimizin hayatına bakıyoruz ve onun yaptığı tarz yapmaya çalışarak kendi hayatımıza bir çeki düzen vermiş oluyoruz. Nasıl ki gemiler boğaz gibi yerlerden geçerken orada işte ışıklara dikkat ediyorlar. Oralarda fener oluyor. O fener onlara yol gösteriyor. Deniz feneri aracılığıyla yollarını bulmuş oluyorlar. Onun gibi bizler insanlar olarak normalde karanlıkta gidiyoruz. Aklımızın ışığı aydınlatmaya yetmiyor. Ama bakıyoruz, başta peygamberimiz olmak üzere, peygamberler önder şahsiyet, rehber şahsiyet. Gecenin karanlığında etrafı aydınlatan deniz feneri misali bize yol gösteriyorlar. Kayalara çarpmamak, toslamamak için nereden gitmemiz gerektiğini bize bildirmiş oluyorlar. Bu açıdan peygamberimizin hayatını bilmek son derece önemli. Zaten herhalde hepimizin evinde peygamberimizin hayatını anlatan kitap ve kitaplar vardır. Bunları daha etkin bir hale getirmek lazım. Bunları okumak, çoluk çocuğumuzla paylaşmak. Peygamberimiz şurada şöyle yapmış, burada böyle yapmış. Bunları böyle tespit etmek gerekiyor. Ve benzerlerini hayatımızda uygulamak gerekiyor. Peygamberimizin hal ve hareketleri sünnet-i seniye olarak ifade edilir. Sünnet-i seniye, peygamberimizin gittiği yol. O yol bizi Allah'a götürüyor. Ve peygamberimizin ayak izlerini takip ettiğimizde o yol bizi dünya ve ahirette saadete götürüyor. Bizi göklerin fevkine çıkarıyor. Böyle olunca peygamberimizin hayatını bilmek son derece önemli. Bakın günümüzde bilgiye çok kolay ulaşabiliyoruz. Kitaplarla, televizyonlarla, internetle, bu gibi şeylerle çok kolay ulaşabiliyoruz. Ve bu bilgi yoğunluğu içerisinde belki de lüzumsuz çok şeyler bizim zihnimizi doldurabiliyor. Ama en önce öğrenmemiz gereken şeylerden biri Peygamber Efendimiz'in hayatı. İşte Peygamber Efendimiz nerede, ne şekilde hareket etmiş? Yani söz gelimi yabancı dil öğrenelim mi, öğrenmeyelim mi? Bazıları diyebilir ki gavurun dilini öğrenip ne yapacaksın? Ama acaba böyle mi? Peygamberimizin hayatına bakıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı sahabelere sen şu kavmin dilini öğren, sen bu kavmin dilini öğren diye doğrudan talimat veriyor. Ve onların çok kısa bir zamanda o dili öğrenmelerini kendilerine bildiriyor. Ve onlar da kısa bir zamanda öğreniyorlar. Demek ki ihtiyaç anında, ihtiyaç olacak durumlarda yabancıların dillerini öğrenmek, bu da güzel bir şey. Dolayısıyla günümüzde mesela bir İngilizce artık dünyanın bir dili halini almıştır. Ve dünyanın her tarafında geçer bir akçe halini almıştır. Bir Müslümanın bunu öğrenmesi güzel bir olaydır. Ve Peygamberimizin hayatında bunun güzel örnekleri vardır. Öte yandan diyelim Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da güzel teknolojik gelişmeler oluyor. Bunları alalım mı, almayalım mı? Belki bazıları gavur icadı gibi düşünebilir. Ama Peygamberimiz öyle demiyor. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Utlubul ilm velev bissin. İlim Çin'de de olsa bunu talep edin. Burada Çin'in örnek verilmesi, o günün şartlarında Çin çok uzak bir ülke olarak biliniyor. Amerika zaten daha varlığı bilinmeyen bir yer. Bundan dolayı Peygamberimiz çok uzaklarda da olsa ilmi alın, öğrenin buyuruyor. Ve bir başka hadisinde şöyle ifade etmekte. El-hikmetu dalletul mu'min. Hikmet yani bilgi müminin yitik malı gibidir. Eyne vecedehe ahazehe. Onu nerede bulursa alır. Nerede bulursa onu almaya en layık olan mümindir. İşte değerli izleyenlerim, eğer bizler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını iyi öğrenirsek, nerede ne şekilde hareket edeceğimizi daha iyi anlamış oluruz. Ve o bir model insandır, o bir rehber insandır. Hal ve hareketlerimizi ona göre tanzim etmiş oluruz. Böyle olunca da bir takım tereddütlerden, bir takım yanlış hareketlerden kendimizi kurtarmış oluruz. Cenab-ı Hak hepimize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan düzgün bir şekilde gitmeyi nasip eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.